Bir bakalım mı neler oldu 7 Ekim'den bu yana? Bugün Sağlık Bakanlığı, Gazi'nin Sağlık Bakanlığı sayıları açıkladı. Ne yazık ki 1524'ü çocuk 3785 kişi hayatını kaybetti. Bakın bugün 13. günündeyiz. 1524'ü çocuk 3785 kişi hayatını kaybetti ve hep söylüyoruz. Az önce şifa hastanesinden gerçekleştirdiğimiz o yayında da o doktor hanım Dedi ki enkaz altında ne kadar kişi var bilmiyoruz çok fazla insan var ulaşamıyoruz enkaz altındakilere. Dolayısıyla bu sayı bunun çok çok üstünde bunlar şu an e, oradaki krizde tespit edilip e, tutanak tutulup resmi olarak açıklanan sayılar. Bunun çok çok üzerinde o enkazlar kaldırılamadı. Çok yüksek binalar vuruldu. O enkazın kaldırılması, enkaz altındakilere ulaşılmasının imkansız olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ve 13 günde ne yazık ki resmi olarak açıklanan sayı bu. 1524'ü çocuk, 3785 kişi hayatını kaybetti. Şu kadarcık bir alanda Gazze'de, şu kadarcık bir alanda 13 günde resmi olarak 3785 kişi hayatını kaybetti. Resmi olarak... 4821 binanın yıkıldığı bilgisi var ve 121 bin daire zarar görmüş durumda. 1 milyondan fazla kişi yerlerinden edildi. Nereye gitti o insanlar? İşte hastanelere sığındı, okullara sığındı ama evlerinde kalamıyorlar, o binalarda duramıyorlar. Güneye gidin deniyor. Az önce gerçekleştirdiğimiz olduğum, gerçekleştirdiğimiz yayında bir kez daha duydunuz. Güney de güvenli değil. Yalan söylüyorlar. Orayı da bombalıyorlar ki ee, Hanyun Hastanesi'nin etrafındaki bombardıman bugün en yakın örneği bunun en gerçek örneği ve 13 gazeteci de hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler çalışanı olması gazeteci olması Dünya Sağlık Örgütü'nden olması hiçbir önemi yok sadece Filistinli olduğu için bu insanlar İsrail'in hedefinde.